Baştan beri suç çok zaten. Daha önce de kumpas davalarının devamı olarak nitelemiştik. 28 Şubat'ta bir darbe olmamıştır. Suni bir davadır. Çökmeye mahkumdur. 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ettirilen 28 Şubat dönemine ilişkin açılan davanın 99. Celsesi Ankara Adliyesi'nde görüldü. Dava sanıkların savunmasıyla devam etti. Savcının esas hakkında mütalasına karşı savunmalarda dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan dinlendi. Maddi manevi olarak bu da 166 sayfalık uzun bir savunma hazırlayan Doğan, 28 Şubat davasının Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla aynı olduğunu söyledi. Kumpas davaları ulaşmaktan başka kendi hayatımı yaşayamıyorum. Bu yazıklar olsun diyorum buna. Tıpkı geçmiş davalarda olduğu gibi FETÖ'nün bu davada da sahte deliller ve CD'ler eklediğini belirten Doğan, Belgelerin sahte olduğunun ispatlandığını söyledi. Ancak davanın şu anki savcısının bunları görmezden geldiğini vurgulayan emekli orgeneral Doğan, şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti. Maddi, manevi olarak... Haklarında müebbet istenen iddianameyi FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin yazdığını da hatırlatan Doğan, Bilgili ve ekibinin bugün tutuklu, bir kısmının da firari olduğunu kaydetti. Batı Çalışma Grubunun faaliyetlerinin iddianamede suç sayıldığını belirten Çetin Doğan, suçlamayı kabul etmedi. Çalışma grubunun görevinin siyasi İslam'a geçit vermemek için ülkede meydana gelen irticai faaliyetleri ilgili yetkililere uygun ve yasal platformlarda bildirmek olduğunu hatırlattı. Doğan, Batı Çalışma Grubunun kuruluş yönergesine bağlı kaldığını vurguladı. 60 kişi hakkında müebbet hapis cezası istenen dava 16 Şubat'a kadar sanıkların savunmasıyla devam edecek. 16 Şubat'ta da savunmalar tamamlanmazsa dava ileri bir tarihe ertelenecek.